Efendim, tabii ki her zaman bildiğiniz gibi Türkiye'nin eli her zaman iyi yönlerde, iyi çalışmalarda hep elini uzatmaktadır. Ve siz de zaten konuşmanızda şunu söylediniz. Yani Türkiye her zaman tabii ki Filistin davasını desteklemiştir ve söylediğiniz gibi Türkiye olarak Cidde'de yapılan olan zirveye katılacağınız, aynı zamanda Kahire'deki zirveye katılacağınızı belirttiniz. Tabii ki bu katılımlar sırasında ortaya, masaya hangi konuları atacaksınız? Türkiye bu konuda çok ciddi midir? Gerçekten bu barışın getirilmesi konusunda. Teşekkür ediyorum. Konuşmamda da ifade ettiğim gibi biz bu konuda oldukça ciddiyiz. Netleşmiş fikirlerimiz var. O fikirlerimizi söylemeye devam edeceğiz. Bunların başında az önce ifade ettiğim gibi şu ana kadar Filistin devletine giden yolda aranan çözümlerin yeterli olmadığı tespitinin herkes tarafından kabul edilmesi ve yeni yöntem üzerinde durulması. Buna ilişkin bazı fikirlerimiz var. Şükran cezilen li hada sual ve mesela zekertu aydan fi hadisi. نحن جديين كثيرا في هذا الموضوع ولدينا أفكار ومعلومات واضحة في هذا الصدد وسنطرح خلال هذه القمم هذه الأفكار ومن ثم تعلمون وسنعلن بأن الحلول التي طرحت حتى الآن هي كانت حلول غير كافية وغير مقبولة من قبل الأطراف ولهذا السبب فإنه يتطرف بطرح حلول جديدة في هذا الصدد. Yani uzun yıllardır hegemonik güçlerin elinde bulunan medya gücüyle oluşturdukları algıyla problemin gerçek tabiatını unutturdukları hem kendilerine hem dünyanın kendi geri kalanına büyük bir yalan söylediklerini ve bu yalanı da kurumsallaştırdıklarını görmekteyiz. Artık buna bir son verme zamanı geldi. El vakit kad han fima yetaallak bi inha ve nihayet للأكذوبات التي تقوم بها أو تم حلها أو تم طرحها حتى الآن فيما يتعلق وتم إضفاء المؤسساتية للكذب الذي تم طرحه حتى الآن من قبل القوات المهيمنة والتصور الخاطئ لهذا الموضوع. Ya başta bu tanımlamaların değişmesi lazım. Birisinin toprağını işgal ediyorsunuz. İşgal etmekle kalmayıp evine el koyuyorsunuz, yıkıyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra bir başkasını getirip oraya koyuyorsunuz ve buna da bir terim buluyorsunuz, yerleşimci diyorsunuz. Yani bunun adı hırsızlıktır. Yani bunun artık bu şekilde ifade edilmesi lazım. يجب قبل كل شيء تغيير هذه التعاريف الخاطئة وقبل كل شيء مثلما تعلمون فإنهم يقومون بعملية الاحتلال أولا يقومون باحتلال الأرض وبعد احتلال يقومون بهدم المنازل وأيضا يستخدمون الآخرين ويقومون ببناء المستوطنات وأيضا فإن هؤلاء المستوطنين أو يقولون لهؤلاء بأنهم مستوطنين يعيشون في هذه المنطقة قبل كل شيء طبعا لا يمكن قبول هذا الأمر. Buna benzer yalanların artık kabul görmediği son olan olaylarda da ortaya çıktı. Yani bu yöntem ne İsraillere ne Filistinlere güvenlik ve barış getirmiyor. Artık bu yalandan, yapılan haksızlıkların, zulmün kılıflara sokulmasından vazgeçilmesi lazım. يجب التخلي عن هذه الأكاذيب لأن هذه الأكاذيب لا تجلب السلام لا للفلسطينيين ولا لإسرائيل. Mescid-i Aksa ile ilgili hassasiyetlere uluslararası toplumun çok yüksek düzeyde dikkat etmesi lazım. Yani yıllardır uyarıyoruz. Türkiye tarihi olan, mazisi olan güçlü ve tecrübeli bir devlettir. Yaptığımız uyarılara lütfen kulak verin. فيما يتعلق بالاعتداءات على مسجد الأقصى طبعا على المجتمع الدولي أن يبدي الحساسية الكبيرة لهذا الموضوع وتركيا تبدي الاهتمام الكبير لهذا الموضوع تركيا دولة قوية لها ماضي عريق وتهتم بهذا الأمر kutsallarla oynanmaz. Kutsallarla
daha büyük krize yol açacak şekilde ihlal girişiminde bulunamaz. Bunların derhal son bulması lazım. Tekrar ettiğim gibi bunlar İsraillere de, Filistinlere de ve bölgeye de barış güvenlik getirmiyor. Bunu uluslararası toplum biliyor. Bizim uluslararası topluma çağrımız bildiğiniz gerçekle uyumlu bir politik davranış içinde bulunmanız. Ve bunun ne olduğunu sizler de biliyorsunuz, biz de biliyoruz.